Hepinize merhaba arkadaşlar. Masal Türen'e hoş geldiniz. Evet, bugün ne yapacağız? Bir challenge yapacağız. Acaba Ozmo sürpriz yumurta mı, Kinder Joy sürpriz yumurta mı, yoksa Toy Box sürpriz yumurtadan mı daha güzel oyuncaklar çıkacak? Bence önce Kinder Joy'dan başlayalım. Kinder Joy'dan mı başlayalım? Emin misin? Evet. Bence ona en sonu bırakalım. İlk mi istiyorsun? Ozmo'ya ne dersin peki? Merak ediyor musun Ozmo'yu? Zehra Deli'nin şu an öncelikli derdi çikolata yemek olduğu için Kinder Joy istiyor tabii ki. Çünkü Kinder Joy'un çikolatasını çok seviyor. O zaman önce Kinder Joy'la mı başlayalım? Açıyorum. Hazır mısın? Evet, Kinder Joy'un biliyorsunuz bu paket açma kısmı biraz zor oluyor. Evet, açtık. Çikolatası şurada mıydı anneciğim? Şuradaydı değil mi çikolatası? Al bakalım, evet, sen çikolatasını ye. Kaşık. Kaşığını da verelim. Sen onu yerken ben oyuncağını açıyorum. Oo, ressam kapa çıktı bize. Bu bana çıkmıştı ama kaybolmuştu. Evet. Arkadaşlar bu ressam kapa biliyorsunuzdur. Şurası resim yapmaya yarıyor. Kalem görevi görüyor. Şöyle de gösterebiliriz. Bakın ben. Şöyle boyayabiliyorsunuz. Ver bana, bak bir tane de kağıt çıktı içinden. İstersen buraya bir boyayıp gösterelim arkadaşlara. Boyayacağım. Şöyle bir. Ben boyayacağım. Ben boyayacağım. Heh, dur. Ben boyayacağım. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Boyanları görmüş olsunlar. Al bakalım Zehra Dilek. Sen evet, bunu boyamaya devam et. Peki şimdi sırada ne var? Ozmo mu? Toy Box mu? Hı? Ne dersin? Ben Toy Box diyorum. Merak ediyorum. Toy Box'lar da üçlü kutulara geçmişler. Belki daha önceden geçmişlerdir ama ben yeni gördüm. Yeni denk geldi. Normalde marketlerde şu şekilde tekli olarak biliyorduk. Üçlü olarak satmaya başlamışlar. Evet, Toy Box'ları şimdi merakla açacağız. O zaman ne olacak? Ozmo'yu da en sona koyacağız. Açıyorum Zehra Dilek. Hazır mısın? Evet, çikolatasını çıkartıp bir kenara ayıracağım. Oo, bayağı sertmiş bu. Evet. Şimdi kışın tabii sürpriz yumurta açmak daha iyi. Yazın bunların hepsi vıcık vıcık eriyor biliyorsunuz. O zaman çok sıkıntılı oluyor. Ne çıktı? İlginç bir şey. Top tutucu gibi bir şey bu. Arkadaşlar şöyle bakabilirsiniz. Yani ben çok Toy Box'un oyuncaklarını sevmiyorum açıkçası. Büyük olanlarda güzel şeyler çıkıyor da bu küçük olanları sanki çok da hoş şeyler çıkmayabiliyor. Şöyle bir şey işte. Evet anneciğim, Ceren'e çıkmıştı o. İkinci Toy Box'umuzu açıyoruz. Eğer çocuğunuz sadece çikolatasını yemek istiyorsa ya da sadece açmayı seviyorsa alınabilecek bir şey. Ama oyuncak, güzel oyuncak istiyorsanız bence Toy Box'lar. Bakmak istiyorum hocam. Al anneciğim, verin. Çok da uygun şeyler değiller. Kinder Joy'ları daha çok seviyoruz biz. Evet. En azından ama güzel bir tarafı da ne? Çabuk takılabilen parçalar. Bu bir araba. Şöyle olacak son hali. Bunu yapması kolay. Mesela anne, abime söylersin o yapar. Abine söylerim o yapar değil mi? Ben uğraşmayayım bununla boşuna. Evet, taktık. Bak bu araba güzel oldu. Bakalım. Gördün mü? Sen de birisinden çıkar. Al bakalım. Birisi gelelim 3 numaralı Toy Box'a. Açıyoruz 3 numaralı Toy Box'u. Oyuncakları buraya koydum. Evet. Çikolatalarımız çok rahat bir şekilde çıkıyor. Havalar soğuduğu için. Bak bundan ilginç bir şey çıkıyor. Diloş. Neymiş bu? Bu daha önce çıkmamıştı bize. Palyaço Happy Face. İlginç bir şeymiş bu. Şu burnu şuraya takacağız. Ama burada ya da takamayacağız. Bir saniye anneciğim. Olayı anlamaya çalışıyorum. Taktık. Ha, aradan hemen takma diyor. Niye diyor, ipini geçirmeden taktın ki diyor. Tamam, ipi geçirdik. Şöyle. İpi geçirdikten sonra taktık. Ops, olmadı. Tamam, şimdi oldu herhalde. Bunu merak ettim gerçekten. Sonra
şu iki parçayı da birleştir diyor. Bu gerçekten ilginç bir şey olacak şu anda. Bundan Allah'ım bugün beceriksizliğim üstümde. Yapamıyorum bir türlü. Diloş. Bu buradan ne? Amaç nedir yani? İki ayrı. Niye? Şimdi anne yapamıyor mu? Lütfen. Annenin bunu yapabilmesi lazım. Çok şey oldum şimdi. Üstüme alındım. Böyledir diye düşünüyorum. Ama bence böyle değil. Ay. Toybox. Daha kolay şeyler yapsana. Bu ne? Bu böyle bir şeymiş şimdi arkadaşlar. Bu ne yani şimdi? Ben pek bir anlam veremedim şahsen. Evet. Şahsi düşüncem çıkan en güzel oyuncak Toybox'tan o küçük arabaydı. Yapılması da en kolay olan oydu. Evet. Şakacı Ozmo. Şakacı Ozmo'dan ne çıkacak bakalım. Gel bırak. Anneciğim açabilsek bu Ozmo'yu da öyle bir yapıyorlar ki sanki yani bu paketi hiç açılmasın. Çocuklar sadece baksın. Yani çocuk kendi başına açamaz zaten bunu. Mutlaka bir büyüğünden yardım alması gerekir. Evet. Bunların yüzleri çok güzel oluyor. Yani Ozmo bence bu noktada çok başarılı. Böyle kalıp çikolataları da var biliyorsunuz. Gayet güzel oluyor bunlar. Kula bize araba. Al bakalım Diloş. Şakacı surat sana geldi. Bir sürü çikolatamız oldu. Evet. Bakalım içinden ne çıkacak. Aa, ilginç bir şey çıktı sanki. Ozmo'nun oyun dünyası uygulamasına gir. Şifreni kullan. Sürprizlere hazır ol. Ozmo uygulama da yapmış arkadaşlar. Bakın. En kolay bu ve araba değil mi? Bir surat palyaço çıktı. En kolay ve bu. Evet, binbir surat palyaço bir kalem kafası olabiliyormuş. Sakar annemin iş başında. Bu kolay ve araba da daha kolay. Zehra Dilek, bak bu binbir surat palyaçoyu kalem kafası olarak da kullanabiliyor musun anneciğim? Gördün mü? Çok şeker. Bir tane daha palyaço. Evet, arkadaşlar bakın bu çok güzel bence. Kalemin kafasına şu şekilde geçirebiliyorsunuz. Ve güzel bir oyuncak oluyor. Bizim şey nerede, ressam nerede Diloş? İçine mi attı? Evet, oyuncaklarımız burada bakın. Çıkan oyuncaklarımız. Ressam kafa number one. En güzeli o bence. Ama ressam kafadan sonra bir de bu ressam kafanın şapkasında biraz sorun oluyor. Evet, ressam kafadan sonra palyaço kafa. Çok güzel. Ondan sonra da bir kutu toy box var. Ama gördüğünüz gibi bir kutu toy box'tan geriye işe yarar. Bence en güzeli bu. Siz olsanız ne yaparsanız. Ben olsam birinci tercihimi Kinder Joy'dan yana kullanırım. Bunu alırım. Eğer Kinder Joy almıyorsam ikinci tercihim Ozmo. Eğer Ozmo'dan sonra Toybox derim ama yani Toybox'da çok tercih etmem şahsen. Toybox'un bence en güzel şeyi kutulu olanları. Kutuda Big Toybox'lar. Onlar güzel oluyorlar. Onlarla ilgili de bir karşılaştırma videomuz yakında gelecek. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.